Merhabalar, ben Berengüsü. Bugün sizlerle yeni video serimizin ilk bölümündeyiz. Bu serimizde YouTube'da yeni konu anlatım videolarımız yayınlandıkça bu konular üzerinde hep beraber çeşitli sorular çözeceğiz. Ve ben de bu sorular üzerinde size çeşitli taktikler vererek aslında bu soruları çok daha rahat bir şekilde çözmenize yardımcı olacağımı umuyorum. Soru çözümümüze başlamadan önce sizlere nasıl olduğunuzu sormak istiyorum. Biliyorsunuz artık okul açılalı yaklaşık bir ay oluyor ve aslında LGS'ye de bir ay daha fazla yaklaştık. Tabii önümüzde aslında uzun bir yol var ama yeni siz sorulara nasıl giriş yaptığınızı da merak merak etmiyor değilim. Yenisi sorulara alışabildiniz mi? Onlarla ne gibi durumlar içerisindesiniz? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ama hiç merak etmeyin eğer alışamadıysanız sorular size uzun ve zorlu gözüktüyse bu seride bunların hepsinin üstünden tek tek beraber geleceğiz. Gelin sizlerle 0'dan 8'e sayısal kitabımızdan üslü ifadelerle ilgili çok verimli olacağını düşündüğüm bir soruyu beraber çözelim. <laughs> Öncelikle sorunun kökünü okuyarak başlıyoruz. Buna göre robotun k karesine geldiğinde ekranda olsan üstlü ifadenin l karesine geldiğinde ekranda olsan üstlü ifade oranı kaçtır? Aslında soru kökünde soruyla ilgili bizlere birkaç ipucu var ve bu ipucu da bize bir oran bulmamız gerektiği yönünde. Yani biz sorunun sonunda aslında k'nin l'ye olan oranını bulmamız gerektiğini anlayabiliyoruz. Ondan dolayı önce şuraya notumuzu alalım. k'nin l'ye oranı ne olacak? Şimdi soruyu okumaya başlayabiliriz. Yanındaki birim kareli zeminin sol üst köşesinde bulunan robotun ekranında yazan üslü ifade 3 üzeri 4'tür. Bu robot sağa doğru bir birim ilerlediğinde ekranında yazan üslü ifadenin tabanındaki sayı 1 artarken. Yani aslında bize burada ne diyor? Eğer sağa doğru bir gidersem benim üslü ifadem a üzere n ise üslü ifadenin tabanındaki sayı 1 artacakmış. Yani aslında bu şekilde bir artış gösterecekmiş sağ yönünde. Sola doğru bir birim ilerlediğinde ise üst ifadenin tabanındaki sayı bir azalırmış. Yani aslında sola doğru gidersem de a eksi 1 yapmamız gerekecek. Üst değişebilir. Burada mesela 4 olmuş. Yukarı doğru bir birim ilerlediğinde üst ifadenin üstündeki sayı 1 artarken aşağı doğru bir birim ilerlediğinde üst ifadenin üstündeki sayı 1 azalır. Yani buralarda da aslında bize şunu söylüyor. Eğer biz yukarı doğru ilerlersek bu sefer Üslü ifadenin değeri değişecek. Tabanın değil de üslü ifadenin. Bunların altını çizerek söylüyorum. Çünkü bu tarz sorularda bizim kafamızı aslında en çok karıştırabilecek şey bu kadar birbirine benzer kelimelerin üst üste çok fazla kullanılması. Sınav andaki strese de göz önüne alırsak aslında bunlar bizim aklımızı bir tık karıştırabilir. Onun için ben genelde bu tarz soruları çözerken kendime ufak notlar alırdım ki sorunun sonuna geldiğimde hem soruyu unutmamış olayım hem de çözerken kendi yaptığım işlemleri kontrol edebileyim. Onun için yine yazacağım. Yukarı doğru bir birim ilerlediğinde üstlü ifadenin üstündeki sayı bir artacak. Yani bu sefer A sabit dururken üstlü ifademiz mesela n ise 1 artacak. Aşağı doğru bir bilim ilerlediğinde ise de üstlü ifadenin aslında değeri biraz alacak. Dolayısıyla da soru da bize K'de oluşturduğumuz sayının L sayısına oranını soruyor. Aynı bizim aslında sorunun başında yazdığımız gibi. Robotumuzun K sayısına olan uzaklığını hesaplamamız gerekiyor. Ve bakıyoruz aslında robotumuz eğer bu blokta başlıyorsa ki zaten görselde de bize o şekilde verilmiş. K sayısına ulaşabilmesi için 1, 2, 3, 4 ve 5 adım ilerlemesi gerekiyor. Sağa doğru. Peki biz ne yazmıştık aslında? Sağa doğru her ilerlediğinde aslında bizim tabanımızdaki sayıda ilerlediğimiz miktar kadar artacaktı. Yani 5 ilerliyorsa baştaki ifademiz 3'tü. 3 Üç artı 5. Çünkü 5 tane ilerledi. Ancak üstlü ifademizin yukarısındaki değer yani üstlü ifademiz değişmiyor. Çünkü herhangi bir şekilde aşağıya da yukarı doğru bir hareket sergilemiyor robotumuz. Dolayısıyla da üstümüzü aynen bırakıyoruz ve bu da bizi aslında 800'lere 4 ifadesini veriyor. Şimdi L'yi hesaplayalım. Robotumuz L sayısına gelirken 1, 2. 2 adım aşağı inecek. Peki 2 adım aşağı bizim için ne demekti? Üstü ifadenin 2 kere azalması demek. Sorumuz burada bitti mi? Hayır. Çünkü hala L sayısına ulaşabilmesi için bir adım daha gitmesi gerekiyor. Bu da sağ yönünde. Peki sağ neydi? Her sağ ilerlediğimizde tabanımızdaki sayının 1 olarak artması gerekiyordu. O zaman şu an elimizde tabanımızı 1 arttıran ancak üstümüzü de 2 azaltan bir durum söz konusu. O zaman nasıl yazacağız? İfademiz başta 3 üstü 4'tü Ve bunu bir arttırmamız gerekiyor. Çünkü bir kere sağa gidiyoruz. O zaman 3 artı 1. Üstümüzü de başta 4'tü. 2 azaltmamız gerekiyor. Çünkü iki kere aşağı iniyoruz. O zaman yeni ifademiz aslında bizim 4 üstü 2. Bu sayıların aslında birbirlerine olan oranlarını bulabilmemiz adına bunları ortak bir tabana getirmemiz gerekiyor. Ve baktığımız zaman 8 ve 4'ün şunu görebiliyoruz ki aslında 8 2'nin 3. kuvveti 4 ise 2'nin ikinci kuvveti. Burada aslında önemli bir nokta da şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir üstün üstü durumu söz konusu. Yani 3'ün üssü 4. Böyle durumlarda dikkat etmeniz gereken nokta şu oluyor. Unutmayın ki üstün üstü durumlarında üstler çarpılır. Eğer iki üstlü ifadeye çarpıyorsak üstler toplanırken üstü üstü durumlarında üstler çarpılır. Bunun altını çizmek istiyorum çünkü genelde sorularda bunları bilsek bile o anki heyecanla bunu unutabiliyoruz ya da kafamız karışabiliyor. Onun için bu sorunun bence püf noktalarından biri de buydu. Ondan dolayı sizlerle de paylaşmak istedim. Dolayısıyla burada üstün üstü ifadesi yaptığımızda k sayısını 2 üzeri 12. Burada ise üstün üstü yaptığımızda yani 2'yi 2 ile çarptığımızda 2 üzeri 4 bulacağız. Şimdi bu bizim k sayımızdı. Bu ise bizim l sayımızdı. Peki soru bizden ne istemişti? Başta da yazdığımız gibi k bölü l. Dolayısıyla biz aslında buraya tekrardan geliyorum. Çünkü artık değerleri elde ettik. 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 4. Bu da aslında neye eşittir? 2 üzeri 8. Böyle durumlarda çarpma olduğunda üstler toplanırken bölme olduğunda da çıkarılır. Bazen böyle sorularda gördüğümüzde şahsen ben 8. sınıfta bu hatayı çok yapıyordum. Bölmeyi gördüğüm anda üstleri de birbirine bölüyordum ve gidip otomatikman 2 üzeri 3 yazıyordum. Şu an şıklarda 2 üzeri 3 olmasa bile eminim başka sorularda mutlaka şıklarda sizin bu yanlışa düşeceğinizi tahmin ederek bu sonucu da şıkları mutlaka ekleyeceklerdir. Ama burada gördüğünüz üzere yok ve biz sonucumuzu bulmuştuk. Cevap A şıkkı 2 üzeri 8. Sorumuzu bitirdik. Umarım sizler için verimli bir video olmuştur. Bana sorularınız ya da video öneriniz olursa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.